başladı aşkımı. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımı. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Çok iyi bir bisiklet sürücüsü olduğunuzu az önce konuştuk. Peki kaçta kalkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz böyle? Habire her sabah her sabah. Mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz gerçekten. Tabii yoğun çalışırken insanın kendine vakit ayırması çok kolay değil. Onun için mesai öncesi yapmak lazım. 4.30'da kalkıp biz bu sporu yapıyoruz. Ben ve benim gibi arkadaşlarım da var. Çok birlikte güzel. Yapıyoruz. Günlük öncesi gerçekten çok keyifli. Herkesin hayatında da mutlaka olması lazım bir spor. Sporun herhangi bir dalı. Bisiklet bize çok yakın oldu ve çok keyifle yapıyoruz ama Kıbrıs'ta tabii çok kolay değil. Evet, çünkü kulvar yok, değil mi? Buradan özellikle belirtmek istiyorum lütfen bütün sürücülere, özellikle büyük araç kullananlara, bisikletlere saygı göstermek lazım. Çok önemli gerçekten. Bisikletlerin yanından geçerken de çok saygı göstermek lazım. Çünkü insan insana saygılı olması gerekir, evet, her şeyden önce. Çok yakın geçtiğiniz zaman bisikletlere gerçekten o hava akımı çok etkiliyor. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Evet. Birçok ülkede ben şeyi biliyorum, bisiklet mesela kamyon şoförlerine vardı. Ehliyet verirken bisiklete oturtup yanından geçerler. Ne olduğunu anlasınlar diye. Mutlaka. Onun için trafikte bisikletlilerin kendilerini koruyacak bir şey yok, evet, üzerinde. Sadece kendi kıyafetleri. Evet, bir maalesef. Araba gibi değil. Yani en küçük bir kazada problem olabilir. Allah beklesin, Allah korusun. Motosikletliler de yine aynı şekilde. Lütfen şoförler bir baktıkları zaman bir daha mutlaka baksınlar. Evet. Ve yani onlardan çok anlayış bekliyoruz. Hı hı. Yoksa ülkemiz yani bütün yıl boyunca rahatlıkla bisiklet kullanılabilecek bir şey. Ülke havasıyla. Evet. Ya bir Hollanda işte ele aldığınız zaman kendi başbakanları bile bisiklet kullanıyorlar. Kesinlikle öyle. Neden bizde de böyle olmasın, çok, değil mi? Yani daha güvenli yollar yapıp herkes bizi bisikletliye saygı gösterirse, hı-hı, bu ister istemez yaygınlaşacaktır. Yani ben ilk başladığımdan şimdiye kadar sayı olarak etrafta çok arttı. Evet, onu çok, çok rahatlıkla şimdi öyle, evet, söyleyebilirim. Ama yine söylediğim gibi onları yani korumak lazım. Trafikte çok, çok dikkatli doğru, olmak çok lazım. Doğru. Bir kere ses kirliliği başka bir şeydir işte. Saygılı olmalı insanlar. Çok önem vermeli. Trafik kurallarına uymak zorundayız. Aynen. Kendi hayatımız için, yani ailemizin hayatı için, sevdiklerimizin hayatı, evet, için ve karşıdakinin hayatı, mutlaka, için. Yani bu şeyde herkesin kurallara çok dikkatli olmak lazım. Bisiklet kullanırken çok görüyoruz. Mesajlaşan insanlar var. Yani telefonda konuşmayı geçtim. Mesaj yazan insanları çok rahatlıkla bisiklette giderken görüyorsunuz. Yani ne kadar kötü ve ne kadar korkunç bir aynen öyle. Bir manzara. An yani bir 10 saniye an içinde meselesi. Her şey değişiyor. Hı hı. Peki çok böyle doktor arkadaşlarınızla mı yoksa genel anlamda? Doktor arkadaşlarımla da çıkıyoruz. Doktor çok şey var, bisiklet kullanan. Ne kadar güzel. Çok kişi var. Bisiklet Federasyonu'nda da görevliyim. Yönetim, hı hı, kurulunda da şey, ne görevliyiz. Ne kadar güzel, orada onu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Bu kadar severken yardımcı olmak için en azından. Evet. İşte örnek bir doktorsunuz işte. Her, hı, meslekte bir insan o mesleği elde ettiği zaman gerçekten çok örnek olmalı halkına, insanına. İşte bu da kendine olan saygıdan ibaret gelir. Yani bu çok önemli gerçekten. Hı hı. Peki kaç kişisiniz böyle her sabah? Nereden nereye bisiklet kullanıyorsunuz? Her sabah olmuyor tabii ama olmuyor. Genel haftanın 3 günü gibi çıkmaya yeter, çalışıyoruz. Hafta sonu 50'ye yakın grup oluşabiliyor. Çok, ha, rahatlıkla. Hatta yani birkaç tane 20-30'lu kişili gruplar çok rahatlıkla oluşuyor. Evet. Yani her yere
gidiliyor. Yani Bagusa tarafına da gidiliyor. Karpas tarafına sürülüyor. Yedi dalgaya kadar gittiğimiz oluyor Lefkoşa'dan. Ne kadar güzel ama o doğayı görebilmek zaten sabahları muhteşem. Kullanıyorsunuz tabii, değil mi? Çamlıbel tarafını çok seviyoruz. Kalkanlı tarafı çok güzel bisiklet kullanmak benim için. Benim sevdiğim bölgeler. Akdeniz köyüne evet. doğru gidiyoruz. Yani bu şeyler daha sakin yollar belki daha şey ama evet. bizim de en çok sakin sevdiğimiz yerler. Sakin ve doğa yüklü maviyle evet. yeşil iç içe değil mi? Evet. 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 Evet yine gelelim bizim güzellikleri böyle bugün içimizi hani böyle her şeyi öğrenerek değil mi bilge darcımızı bayağı yükleyelim diyorum. Evet daha kim bilir ne güzel insanlarla karşılaşıyorsunuz ve eminim çok güzel de dostluklar kuruyorsunuz tabii değil mi misafirlerinizle tabii birlikte. Ki, tabii ki evet. öyle. Söylediğim gibi yani... bir aile oluyorsunuz bir ne süre kadar sonra. Güzel. Ve çok daha keyifle çalışıyorsunuz. Evet. Sizin ne yapmak istediğinizi anlayan insanlar zaten sizinle devam ediyor. Ne kadar güzel. Biz de onlarla aynı şekilde. Benim genelde birlikte olduğum hastalarım hep şey yani daha doğal, daha güzel sonuçlar için bana geliyor. Her türlü ameliyatta bu böyle. Yani bir meme ameliyatını çok abartılı yapmıyoruz artık. Evet. O 80'lerde kaldı. Çok büyük protezler, silikonlar. Bunlar artık iyi ki de geride kaldı. Çok iyi. Zayıf hastalar kocaman silikonlarla ne çok itici görünüyor artık. Çok ne kadar doğal yapabilirsek onlarda da o kadar iyi. O kadar güzel sonuçlar alıyoruz. Ben ne vermek istersem onu almak isteyenlerle evet. birlikte bu yola devam ediyoruz. Peki kadın mı erkek mi daha çok misafirleriniz? Bayanlar tabii ki daha fazla. Hayır. Tabii ki evet. daha fazla ama erkek sayısı da hiç azımsanmayacak kadar fazla. Ne kadar güzel. Çünkü yani Kıbrıs erkeği kendine bakıyor. Çok doğru. Kendini sevip kendine bakıyor. Burun ameliyatları zaten her zaman yaptığımız ameliyatlardı. Lazer liposuction uyguluyoruz. Çok uyguluyoruz. Erkeklere de. Erkeklere harika. De vücut geliştiren hastalarım var. Yarışmalara katılan hastalarım süper, var. Onlar böyle daha mükemmelliyetçi oldukları için ne kadar güzel. Onlar için onlara yardımcı evet. oluyoruz. Erkeklerde biliyorsunuz en çok karın, bel bölgesinde yağlanmalar fazla oluyor. Ama en önemlisi jinekomasti dediğimiz memede yağlanma. Meme büyüklüğü. Denize gitmeyen hastalarım vardı. Yani tişörtünü çıkarmaktan utanan genç çocuklar var Ay mesela canım. Gelenler. Yani ve iki tane küçük delikten biz onları yok ediyoruz. Ne Normale kadar güzel. Peki saç ekmeği de onu bak hiç konuşmadık. O nasıl? Saç ekimi de son zamanlarda tabii en çok yapılan işlemlerden bir tanesi. Büyük bir ekip lazım onu uygulamaya ama çok daha doğal ve çok daha güzel sonuçlar elde edilebiliyor onlarda evet. da. Var mı rağbet? Var. Süper. evet hiçbir şey yani ben hiçbir dalı unutalım istemiyorum. O açıdan böyle aklıma geldikçe soruyorum. Tabii saç zaten insanın tacı değil midir? Evet. Değil evet, mi? Gerçekten öyle. Her insanın yani kadın olsun, erkek olsun yani insanın tacı. Korumak da çok önemli. Tabii. Saç içinde mezoterapi uyguluyoruz mesela. Bunu herkes şey yapmaz. Genelde bize gelen hastalarımız bunu bilir. Evet. Saçın dökülmesini azaltmak son derece önemli. Evet. Onun için o tip tedavilerin de olduğunu bilmelerinde fayda var. Evet. Önce dökülmeyi azaltmanız lazım ki mümkün olduğunca kendi saçınızla idare edip daha sonra artık iyice azaldıktan sonra saç ekimine geçmek çok daha güzel oluyor sonuçta. Evet gerçekten öyle ama benim en çok ilgimi çeken bu böyle sabah 4.30'da kalkıp da bisiklet kullanmak bir doktor için ne kadar güzel işte insanın kendine olan saygısıdır bu. O gün çok daha keyifli geçiyor. Evet gerçekten biz de böyle sabahleyin yürüyüşlere gidiyoruz fakat eve geldiğim zaman hiç yani biz her sabah 5.30'da uyanıyoruz hiçbir şekilde uykum gelmiyor. Evet. Gerçekten evet. ya ve o gün benim için farklı bir gündür.
farklı tabii. kitap okuyorum. Bütün mutluluk hormonlarınız yükseliyor çünkü. Evet. daha keyifli bir şeydi, bir şekilde evet. yaşıyorsunuz. Ben diyorum ki şöyle şimdi bir küçücük bir ağırlamamız olsun size ve siz böyle kendi lokmanızı yudumlarken çok güzel bir klibimiz gelsin diyor. Evet. Çok teşekkür Buyurun. Ederim. Çok mersi. Evet, şiirimiz gelsin lütfen. Biz de böyle rahat rahat Kıbrıs usulü pilavunalarımızı yiyelim. İnanmak istemezdim. Sadece bana ait olduğunu sanmıştım. Nasıl da karlar yağdı üstüme. Nasıl da bedenim dondu. Kalbime sancı girdi. Canımdan can aldın. Beni gömdün, dondurdun. Gözyaşlarım yağmur, sen oldun, sen. Nasıl da acılar soktun içime. Bu nasıl bir kader, bu nasıl bir alın yazısı. Bu nasıl bir yazgı. Ciğerim yanıyor, ciğerim yanıyor. Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk, kapkara saplı bir bıçak gibi kalbime saplandın. İstesem de söküp atamam, ant içtim, yeminler verdim. Son masalımsın dedim, son aşkımsın dedim. Son masalımsın, söz verdim, yeminler verdim. Son aşkım, son masalım, son aşkımsın, son masalımsın benim. Son masalım, son masalımsın. Söz verdim, söz verdim. Son masalımsın. Uzun zaman oldu. Pek şiir yayınlatmamıştım. Bugün bir vesile oldu, iyi oldu. Aklıma Değişiklik geldi, oldu. Evet. Şiir insanı çok rahatlatır. Bambaşka. Hı. Şiir dendiği zaman zaten bir insanın ne denli iyi niyetli oluşudur. Eskiden öyle. Zaten sanatın ana dalı şiir. Gerçekten öyle. Evet. Yani. Şiir gibi iş yapmak. İşte siz de ne yapıyorsunuz? Evet. Sevgili doktor Derviş Akbile ne yapıyorsunuz? Sanat yaratıyorsunuz işte. İnsanları bir o kadar daha güzelleştiriyorsunuz. Bir o kadar daha yeniliyorsunuz. Teşekkür İşte ederim. Bu ve insanlar zaten yenilendikçe insanlar ne oluyor? Kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Zaten bütün yapmaya çalıştığımız şey de o. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Evet, ne kadar güzel. Evet. Ki yıllarınızı veriyorsunuz. Doktor olmak evet. kolay mı? Ya. Yani bizim ihtisas süremiz de uzun. 6 yıl üniversite evet. okuduktan sonra bir 6 yılda ihtisas yapıyoruz. Evet. Peki sizin hiç Sophia Loren'le tanışma olanınız o imkan? Yok, keşke. Çok sevdiğim, çok sevdiğim bir sanatçı. Evet. Bizim bestecimizin yanına giderseniz mutlaka. evet. Bir efsane değil mi?
Allah'ım böyle bir insan, efsane diyorum yani Sophia Loren değil mi? Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle evet. Öyle. Eskiler hayır. Bir başkaydı. Evet. Şehir. Yani filmleri değil mi? Gerçekten eski sanatçılar bir başkaydı galiba. Evet. Evet. Değil mi? Onların çok daha zor işleri yani. Yetenekleri daha ön plandaydı. Mutlaka. Şimdi birçok teknolojik şeyle... Şimdi kesiyorsun, biz bile bir fotoğraf öyle. Çekiyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz, güzelleştiriyoruz gerçekten. Teknoloji. Değil mi? Gerçekten öyle. Evet. Ses sanatçıları da öyle. Yani bir evet. Girip bir şarkıyı bir seferde okumaktansa evet. Şimdi çok daha farklı şeyler. Çok farklı. Yani eskiden bir kere okuyordunuz, okuyorlardı insanlar işte büyüklerimiz. Ama şimdi biz istediğimiz o sadece o sözcüğü okutuyorlar bize. Şoklarınızı yaşıyorsunuz yani her gidişte, her böyle o stüdyoya girişlerimizde mutlaka bir değişiklik vardır. İşte estetik de böyledir işte. Evet, 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 teknoloji. Nereye doğru gidecek sizce? Vallahi yani bütün iş yani yavaş ilerliyor. evet. Bazı şeylerde gerçekten son noktaya geliyor artık. Ama her geçen günde yavaş yavaş eklemeler gidiş yapıyor. Evet. Yani çok büyük değişiklikler beklemiyorum. Yani biz benim evet. Yaşadığım dönemde evet. En azından. Evet. Ama tabii ki mutlaka her gün farklı şeyler çıkacaktır. Mutlaka ama sizlerin tabii doktorların işleri çok zor. Evet. Özellikle bu cerrahi yönünüz değil mi? Onlar tabii, zor. Yani bizim için en büyük şey izleri saklamak. Yani o mesela izlerin daha az veya hiç belli olmadığı... bazı tedavi yöntemleri çıktığı zaman ancak büyük bir gelişme olacak. Evet. Yani demek istiyorsunuz sevgili doktorum, lütfen böyle kararlar erken alınsın. Öyle mi? Korumayı ihmal etmemek lazım. Evet. Yani ben bunu anladım. Yani, kesinlikle. Yani 24 yaşında hastam var botoks yaptığımız. Şimdi, ne kadar güzel. Şey denir mesela yani niye 24 yaşında? Aha. Ama şöyle... Anne geliyor, kaş ortasında çok derin bir çizgi. Botoks yapıyorsunuz, hareketi ortadan kaldırıyorsunuz, çizgi orada duruyor. Çünkü yılların birikimiyle düzelmiyor. Altına dolgu yapıyorsunuz, azaltıyorsunuz, gitmiyor bir türlü. Eyvah! Azaltıp gitmiyor. Bir bakıyorsunuz, kız 24 yaşında ama aynı mimik. Devamlı kaş çatıyor. Şimdi bırakırsanız aynı şey, aynı yola girecek. Mutlaka. Ne yapıyorsunuz? Oradaki hareketi azaltıyorsunuz. Çok güzel. Onun derinleşmesini engelliyoruz. Bu bir koruyucudur. Siz sebep işliyorsunuz vallahi. Yani gerçekten. Yani bu budur. Yani bir insanı güzelleştirmek bu gerçekten bu sebaptır yani. Yani evet. Güzel. Gerçekten zaten kutsal bir göreviniz vardır. Kolay değil yani doktor olmak değil mi? İnsanları mutlu etmek herkes için ya sadece bizim işte herkes bir insanı mutlu etmek tabii ki büyük bir sevaptır muhtemelen her şeyi. Evet. Eğitim, sağlık, asayiş değil mi? Nasıl? Tabii ki. En değerli unsurlardır. Evet. Evet. Onlarsız bir ülke ve sanatsız. Tabii ki sanatsız zaten şey yapacağım. Ama gerçekten çok güzel olaylara imza atıyorsunuz. Ben işte çok uzun zamandı sevgili İşte doktor Nerif Akbilen'i ağırlayacağım. Acaba ne zaman? Acaba ne zaman? İyi oldu. Umarım birkaç programımıza daha gelirsiniz. İnşallah. Hatta görsellikler de olursa ben çok sevinirim. Tabii. Ama bugün çok güzel bilgiler elde ettik. Ve çok kıymetli siz can dostlarımız, bizim takipçilerimiz, bizi evlerinizde ağırlayan o güzel insanım. Bayağı bilgilendiler. Güzel, çok memnun oldum. Peki bu yüzde başka ne işlemler yapılıyor? Bütün bu koruyucu ve küçük müdahaleler bittikten sonra artık tabii yani yeterli olmayınca artık ameliyatlara geçmeye ameliyatlara başlıyoruz. Ameliyatlara geçiyorsunuz. Evet. En sık yaptığımız ameliyatlar göz kapağı ameliyatları. Öyle mi? Özellikle üst göz kapağı. Onlar düşüyor mu ne oluyor? Düşüyor. Zaman içinde üst göz kapağı düşmeye başlıyor. Hatta gece televizyon seyretmeyi bile engelleyecek kadar düşmeye başlıyorlar. Göz çevresi çok önemli. Yani bir insanla konuşurken göz temasıyla konuşuyorsunuz. Tabii. Onun için göz çevresi estetiği son derece önem kazanmış. Çok önemli. Gözler çok tabii. Istiyor. Üst taraftaki kapakta düşmeler meydana geliyor. Alttaki kapak
kendini bıraktığı zaman, gevşemeye başladığı zaman yaşla birlikte torbalanmalar artıyor. Bu da insanı çok yorgun ve mutsuz bitkin, gösteriyor. Mutsuz. Kaşlar da aşağıya düşüyor aynı zamanda. Onun için göz kapağı ameliyatları kişiyi bir defa çok değiştiriyor. Öyle mi? Üst göz kapağını sadece yapacaksak hiç bayılmaya da gerek yok. Orayı uyuşturarak. Onu nasıl yapıyorsunuz? Tam böyle kıvırmak, göz kapağı kıvrımına denk gelecek şekilde bir kesi yapıyoruz. Hı-hı. Fazla olan deriyi oradan çıkartıyoruz. Yağ fazlalarımız varsa onları da alıyoruz. Hı-hı. Ve onu düzeltiyoruz. Alt göz kapağında da orada birazcık teknik artık eskiye göre değişti. Orada eskisi gibi gerginleştiriyoruz. Fazla deri çıkarmıyoruz oradan. Onun için komplikasyon oranı neredeyse sıfır. Harika. Hiç problem çıkmıyor. Orada eskisi gibi gerginleştirip kası bütün o torbaları içeriye doğru itiyoruz. Eğer fazlalık varsa onlardan da biraz alıyoruz. Göz çevresini bu şekilde düzeltmiş oluyoruz. Eskisi gibi yapmış oluyoruz. Artık o hasta ne kadar mutlu olur öyle değil mi? Yani baktığı zaman her şey değişiyor. Yani evet. Çektirdiği fotoğraflar değişiyor. Yani aynaya baktığında tamamen görüntüsü değişiyor. Eskisi gibi bakmaya başlıyor. Evet, son derece ne kadar önemli. Güzel değil evet. mi? Mutlu oluyor. Tabii şimdi mesela bunu bir botoksla elde edemezsiniz. Evet. Tabii düşen kapağı nasıl elde edeceksiniz? Kaldıramazsınız ki. Şimdi şu anda en büyük tehlike. Hı hı. Herkes botoks yapıyor. Hı hı. Başka branşlardan da birçok kişi. O nasıl oluyor peki? Eğitimini almadan nasıl yapılabilir? Yani ben o... bu işi yaparım diyor, yapıyor. Yasalarımız da buna el veriyor açıkçası. Öyle mi? Tabii. Ama bunun çünkü bir düzen... İngiliz yasalarıyla hala yönetildiğimiz için. Hep söylüyorum, her bakanlık oturup çatır çatır yasa yapmak zorunda ki bugüne şartlarına uygun bir hale gelsin. Ben şu anda desem ki ben yarın sabahleyin beyin ameliyatı yapacağım, beni engelleyecek bir yasa yok şu an. O yüzden etrafta çok tehlike var maalesef. Bunun üzerine size böyle çok yüzleri deforme olmuş insanlar geliyor mu? Bunu çok buradan yaşamış. Da söylemek zorunluluğu tabii ki, hissettim. Tabii ki. Çok göz kapağı düşen hastalar geliyor. Onu bir sabah kalkıp şaşı kalkan hastalar geliyor. Botoks yüzünden. Botoks yüzünden. Aylarca şaşı bakıyor. Yani göremiyor. Çift görüyor. Ondan sonra göz kapağı ameliyatı yapılıyor. Aşağıya doğru çekmiş. Hı hı. Hastalar geliyor. Bu iki türlü bizi etkiliyor. Bir, ya etkisiz oluyor tedavi, yani botoks yapıyor. Ben hiçbir şey olmadı bana diyor mesela hasta geliyor. Olması mümkün değil. Hasta 50 yaşın üzerine çıkmış, 60'lı yaşlarda. Göz kapakları iyice düşmüş durumda. Oraya botoks yapıp 3 tane çizgiyi yok etmekle daha genç gösteremezsiniz. Asla. Mümkün değil. Ameliyata ihtiyacınız var ama başka bir branşa gittiğiniz zaman bu ameliyatı yapamayacağı için botoksa düzeltmeye çalışıyor. Botoksa düzelmez ki. O da diyor ki ben botoks yaptırdım. Hiçbir işe yaramadı. Yaramaz çünkü bu şuna gerek var diye. Onun için etrafta bu tehlikelere dikkat etmek lazım. Ben herkese söylüyorum, bütün hastalarıma söylüyorum. Artık kişi kendi akıllı olmak zorundayız. Mutlaka. Bir estetik bir girişim yapılacaksa estetik cerrah olup olmadığını bir sormak lazım. Tabii orada belgelerini görmek gerekir, yerinde, adresinde gidip değil mi kontrol kadın etmesi gerekir. Kadın doğum uzmanının yıllarca estetik cerrahi yapmak için uğraştığını biliyoruz Kıbrıs'ta. Elbette, çok doğru. Var. Onun için bu tehlikelere şey yapmamak lazım. Yani çok dikkatli ve çok uyanık olmak lazım. Dikkat etmeleri gerekir insanlara. Bana hastalarım gelip soruyor, siz bu ameliyatı kaç tane yaptınız? Çok mutlu oluyorum. Ne kadar güzel. Çok mutlu oluyorum. Evet. Bunu herkesi sorgulamak lazım. Siz botoksu yapmayı nerede öğrendiniz? Bir otelde. Kim öğretti size? Firma yetkilileri şuraya yapacaksınız. Ama olmaz ki. Oluyor işte. Belki dozunu fazla koyacak. İnanamazsınız. Göz kapaklarının düştüğünde bir çift görme meydana geldiğinde çok ciddi hasta sıkıntı yaşıyor yani maalesef. Bugün bunları konuştuğumuz çok çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Tabii. Çünkü bizim çok büyük bir kitle takipçilerimiz vardır, izleyicilerimiz var. Onlar bizim canlarımız, can dostlarımız. Çok iyi oldu. Her şeyi aslında araştırarak, yani bu nedir? Mutfağında çok güzel bir yemeğin pişmesi, onu
tatması dururken neden mutfak haricine gidiliyor? Ben bunu anlayamıyorum. Güzellik salonlarında yapılmaya başlanıyor birçok şey. Doktor getirtiliyor. Yani ne oldu? Yani plastik cerrahlar muhtemelen değil ama yurt dışından birilerini getirilip... Ama olmaz ki böyle bizim kendi doktorumuz. Biz iki hafta sonra kontrole çağırıyoruz. Bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışıyoruz. Daha mükemmel olsun. Daha uzun süre dayansın. En iyi malzemeyi kullanmaya çalışıyorsunuz. En iyi dolguları kullanmaya çalışıyorsunuz. Bir alerjik reaksiyon gelişmesin diye. Çok önemli zaten. Hasta eğer bir doktor geliyorsa emin olun, bilin ki yurt dışından bir doktor bir güzellik salonuna gelip işlem yapıyorsa, bir Kıbrıslı olsun olmasın. Hiç fark etmez. Fark etmez. Bir Tabipler Birliği'ne üye değildir. İşte bu çok önemli. Tabipler Birliği'ne üye olmayan bir doktorun Kıbrıs'ta işlem yapması yasaktır. Çok doğru. Evet, sonuçta burası bir ülke, değil mi? Yani Kuzey Kıbrıs şey Türk Cumhuriyeti. Tabii ki. Yani Tabipler Birliği'ne üyeliğinin olup olmadığını en azından sormak lazım. Çok doğru. Vergi dairesine kayıtlı değildir. Hiçbir türlü bir faturalandırma yoktur. Getirdiği ilaçların ne olduğu belli değildir. Yani nedir acaba? Anlatabiliyor muyum? Çok değişik kalitelerde dolgular var. Onlardan hangisini kullandın? Asla bilmiyor. Çoğu zaman bilmiyor. İsmini yani sormak bilmiyor lazım. Zaten. Sormak adı lazım. Yok. Sormak lazım çünkü birkaç tane çok iyi marka dolgu var. Biz hep onu kullanıyoruz. Ne yani kadar eğer güzel. İyi ve sağlıklı bir iş yapıyorsanız ve uzun süreli bir iş yapmak isterseniz problem yaşamak istemezsiniz. Mutlaka. Birkaç tane en iyi dolguyu kullanıyoruz burada. Evet. Şimdi niçin iyi? Çünkü saflaştırılması o kadar iyidir. Ne kadar iyi saflaştırılırsa o kadar yumuşak olur. Dışarıdan konuşurken burada solucan gibi o dolguyu görmezsiniz. Tabii çok önemli. Buna karşı reaksiyon ve alerji gelişme ihtimali son derece azdır. Ama yani mektebinden mezunsunuz siz, emek verdiniz, dirsek tükettiniz. Kolay mı yani mürekkep yaladınız? Kolay mı bir insanın bu denli mürekkep yalayacak, oralara gelecek? Bu kolay değil yani. Değil ve yani buna bir saygı gösterilmesi tabii, lazım zaten. Tabii elbette. Bunu yapan kişiler yani bir diş hekimi. Ya da bir ortopedist. Ya herkes branşın ayrı bir dalı vardır. Hep ben şunu söylerim. Önce kendi mesleğine saygısızlık bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tabii çok yani önemli. Göz çevresine estetik botoks yapmak. İnanın bana ben size 10 dakikada bu botoksu nasıl yapılacağını öğretirim. Ya... Herkesten de iyi yaparsınız. Başka ama sorun bir da değil ki. Yayınımızda şöyle bir şey geldi aklıma. Bir de mankenimiz olur ve böyle canlı canlı değil mi? Nasıl? Tabii, yaparız değil mi? Süper ki. Olur. Yani en azından nasıl yapıldığını da şey tabii, yaparız gösterir. Süper çok şey olur. Onun için yani dışarıda gerçekten çok tehlike var. Çok. Bunu herkesin akıllı olması lazım. Çok herkesin doğru. Herkesin sorgulaması gerçekten. Lazım. Evet. Bilinçli olmak bilinçli gerekir. Olması yani lazım. Doğru adresler. Evet. Değil mi? Evet. Bunlar çok önemli. Güzel insanlar her zaman doğru adreslerde buluşurlarmış. O da nacizane benim sözüm. Evet. Evet. Bu çok önemli. Evet. Gerçekten hayatı seven, güven duymalı gerekir. Yani kendini seven insan, az önce de tartıştık, konuştuk. O güveni sağlamalı. Bir kere bir insanı seversiniz ama güven duymazsınız. Peki nasıl? Öyle bir şey olabilir mi? Güveni nasıl elde edeceksiniz? Söylediğiniz şeyi yapmak durumundasınız. Tabii. Yani hiç ağrı hissetmeyeceksiniz. Hastaya ameliyat ediyorsunuz. Hasta ağrı hissettiği zaman hasta diyor ki, bugün gelen bir hasta bana dedi ki, doktor bey dedi, ameliyattan sonra deyin bana ki iki hafta ağrıdan yataktan çıkamayacaksın. Ben buna göre kendimi hazırlar bu ameliyata olurum dedi. Ay. Ama dedi bilmem lazım benim dedi. Evet. Dedim ne kadar ki, güzel. Bakın şu kadar ağrınız olacak. Ameliyat sırasında bir şey hissetmeyeceksiniz. Kalkıp evinize yürüyerek gideceksiniz. Çürük ağrısı gibi ağrılarınız olacak. Ama hayatınıza devam edebileceksiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu olmazsa o hastanın size karşı güveni kalmaz. Evet. Kalmaz. Yani bir sefer değil bizim şeyimiz. Yani bunu yapıyorsunuz, bir süre sonra bir başka bir şey yapıyorsunuz. Yani hastanın
O şeyi bizim işte o aile dediğimiz şey, kavram bu. Evet. Biz birkaç tane bir şey yapacaksınız belki. Yani tabii. O güveni yıkamazsınız ki şeyde, o hastaya karşı. Çok doğru. Söylediğinizi yapmak durumundasınız. İşte o insanın da kendine olan güveni işte ve size olan güveni karşısında soru soruyor zaten. Hı-hı. Kendini bilen insan soru sorarak gider zaten o adrese. Soru sormadan gidemez ki. Mesela bu yine aynı hasta. İnternette diyor şunlar söylüyorlar. Hangisi doğru? Çünkü o kadar geniş ve o kadar doğru ve yanlış bilgi var ki internette. Hı hı. Sadece internetten bir şey öğrenemezsiniz. Hayır. Kafanız karışır çok şeyden. Çok ama doğru. İnternet size bir yol gösterir. Onları okursunuz ve bunların hangisi doğru diye gelip, hı hı, sorarsınız. Benim evet. ilk sorduğum hastaya, mesela burun ameliyatı olmaya gelen bir hastaya ilk söylediğim şey, bu ameliyatla ilgili ne biliyorsunuz? Ben önce bir onun bilgisini öğrenmeye, hı hı, çalışıyorum. Evet. Ne kadar araştırmış, evet, ne yapmış. Ondan sonra neden memnun değilsiniz burnunuzdan? Evet. Ve nasıl olmasını istersiniz? Evet. Onun beklentileri benim yapacağım şeyle örtüşüyorsa biz bu ameliyatı yapıyoruz. Çok güzel. Nasıl aktı gitti programımız? Evet. Doyduk mu? Hiç doymadık. Ah, teşekkür ederim. Evet, gerçekten nasıl aktı gitti. Eminim sizler de evlerinizde bizi izlerken zaman nasıl attığını, su gibi gittiğini hiç fark etmediniz değil mi? Ben hiç fark etmedim. Ne kadar güzel bir söyleşi oldu. Sağ olun. Değil mi? Çok teşekkür. Son sözlerinizi alabilir miyim lütfen? Biraz önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Tamam. Lütfen herkes dikkatli olsun. Herkes mutlaka her işin uzmanı neyse, hı hı, ondan gidip en azından bir fikir almak durumunda. Etrafta gerçekten çok büyük tehlikeler var. Hiç benim başıma gelmez diye şey yapmayın. Neler geliyor? Dudakları şişen hastalar, kistler oluşan hastalar, ameliyat, eyvah, etmek durumunda olduğumuz hastalar, kanser yapması kesinleşmiş protezler kullanılan hastalar gibi. Yani tehlike. Tehlike. Çok ciddi tehlikeler, evet, var. Maalesef. Bilinçli olmak lazım. Çok bu doğru. Bu sizin sağlığınız. Bu sağlığı kaybetmemek lazım. Evet. Herkesin çok bu konuda bilinçli olması lazım. Ve çok akıllı olması lazım. Evet, çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ada teşekkür ederim. Televizyonu, Fahri Özel'e renklerin notalarına niyetiniz de geldiniz. Çok teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok güzel bilgiler aktardınız bize. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir başka salı gününde yine sizlerle birlikte, inanın olmak, evinizde böyle konuk olmak, sizi ne kadar çok sevdiğimi söylemek benim için en büyük zenginlik, en büyük mutluluktur. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın. Seviyorum. Başladı aşkımız, deniz yosunu gözlerinde.